Süleyman Özışık, Zirveden Aşağıya Doğru Kaymak Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Elazığ'a gitmesini, Ekrem İmamoğlu gönderdiği yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti gibi ayıplı bir sözle savunmaya çalışmıştı. Ben adamımı bildiğim için millet can derdinde Ekrem İmamoğlu siyasi şov peşinde demiştim. Kimin haklı olduğu dün itibariyle ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Elazığ'a giderek kameralara birkaç poz verdi ve bölgeden ayrılıp Tunceli'ye gitti. Komünist Partili Belediye Başkanı'nı ziyaret etti ve ortalıktan kayboldu. Ne oldu, nereye gitti diye merak ederken dün Erzurum'da ortaya çıktı. Elazığ'a gidişine davul zurnayla haber veren, Tunceli ziyaretini bir medya ordusuyla birlikte gerçekleştiren İmamoğlu, her ne hikmetse Erzurum'a gidişini kimselere haber vermedi. Peki başkanın tatilde olduğunu nasıl öğrendik? Erzurum Palandöken'deki bir otelde kendisiyle hatıra fotoğrafı çekilen birkaç kişinin bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşması sayesinde. Fotoğraflar dün geceden itibaren sosyal medyada dolaşıma girince ve tabi okkalı tepkiler birbirini takip edince başkan Erzurum'da kayak tatili yaptığını el mahkum açıklamak zorunda kaldı. Gizli tatil ifşa olunca yarı yıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet diyerek kendini savunuyor. Ben size seyir defterindeki durumu anlatayım isterseniz. Doğulu olduğum için bilirim o bölgeyi. Erzurum'la Elazığ'ın arası 5-6 saattir. Her iki yılın arasında da Tunceli vardır. Giderken önce Elazığ'a ulaşırsınız, yola devam etmek isterseniz sırasıyla Tunceli'ye sonra Erzurum'a geçersiniz. Yani güzergaha bakınca Ekrem İmamoğlu sanki Erzurum'a tatil yapmaya giderken Elazığ'la Tunceli'ye şöyle bir uğramış gibi görünüyor. Yalnız yaptığı açıklamaya dikkat edin. Hemen yanı başındaki Elazığ'da insanlar cehennem hayatı yaşarken başkan ülkenin cennet köşesine gitmiş kayak yapıyor. İşin gülünç tarafı ben tatil yapmaya geldim demiyor. Erzurum hissetmeye geldim diyor. Bir belediye başkanı düşünün ki tüm Türkiye'nin deprem acısı yaşadığı saatlerde Erzurum'un nasıl bir cennet köşesi olduğunu kayak yapmanın nasıl bir keyif olduğunu hissetmeye gitmiş. Hatırlatmak belki sevimsiz bir durum olacak ama bu tür davranışlarına daha önce de rastladık. Başında bulunduğu İstanbul'u sel vurduğunda da tatildeydi. O günlerde de gelip şöyle bir görünmüş, yine tatile gitmişti. Eskiden İstanbul'un Vasip Şahin isimli bir valisi vardı. Her kar yağdığında öğrencilere kar tatili izni veriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumdan çok etkilenmiş olacak ki her doğal afet sonrası tatil hisleri kabarıyor. Yarım saat çalışıyor, hop tatile. Bir bakıyorsun Bozrum'da tatilde. Sonra İstanbul'da bir iki daha görünüyor, hop Hacı Bektaş Veli anmasında. Uçağı İstanbul'a aktarmalı uğrayan turistler gibi İstanbul'a bir uğruyor, hemen akabinde bir daha tatile çıkıyor. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Herhangi AK Partili bir belediye başkanı şu tatili yapmış olsaydı var ya, şu anda belli bir kesim o belediye başkanını diri diri gömüyor olacaktı. Böyle bir günde şu yapılana bak. Vay vicdansız, vay izansız herif diye duyar kasanlar sosyal medyada terör istirecekti. Ama söz konusu Ekrem Başkan olunca iş başka bir boyuta evriliyor. Düşünsenize, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Cezayir ziyaretini eleştirip ülkende deprem olmuş, sen yurt dışına gidiyorsun diyenler, Ekrem İmamoğlu'nun tatil fotoğraflarını görünce, ee ne var bunda, adam tatil yapmasın mı diye pişkince cevaplar verebiliyor. Sadece sloganik bir şekilde Ekrem Başkan büyük adam demeleri bu kesimin hizmet gibi bir beklentisi olmadığını gösteriyor. Evet evet, Ekrem Başkan gerçekten büyük adam. Bizim en büyük sorunumuz depremdir. Buna acilen yoğunlaşmalıyız dedikten hemen sonra İstanbul'da depreme ayrılan bütçeyi %65 oranında düşürecek kadar büyük bir adamdır kendileri. Artık ben de inanıyorum. Bir gün yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düşerse kesin çalışacak. Hele şu kayma işini bir bitirsin, siz o zaman çalışmak nasılmış göreceksiniz. Bu arada hatırlatayım. Kayak yapmakla siyaset yapmak arasında ciddi farklar vardır. Siyasette tırnaklarınızla kazıya kazıya zirveye ulaşırsınız. Kayakta ise zirveye çok kolay yollardan çıkar, aşağı doğru kayarsınız. Ekrem İmamoğlu şu ana kadar yaptığı çalışmalarla Kayakla siyaseti çok güzel harmanladığını gösteriyor. Siyasetçi olarak çok kolay yollarla çıktığı zirveden hızla aşağı doğru kayıyor. Hangi yamaçta duracağını sanırım yakında görmüş olacağız. Son bir not. Uzun zamandır iktidar kesiminin Ekrem İmamoğlu'na boş alan bıraktığını, İmamoğlu'nun bu alanda şov yapma imkanı bulduğunu Siyasetçilerin bu alanı kapatması durumunda İmamoğlu'nun da şov yapacak bir ortam bulamayacağını dile getiriyordum. Elazığ'da bunun çok güzel bir örneğini yaşadık. İktidar tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgeye inince Ekrem İmamoğlu şov yapacak bir alan bulamadı. Bulamayınca da birkaç saatlik ziyaretin ardından Elazığ'ı terk etmek zorunda kalıp soluğu tatilde aldı. Şimdi Partisi bile kapalı kapılar arkasında bu yapılan işe siyasi intihar diyor. Kendisini yerden yere vuruyor. İnşallah birileri bu durumdan ders çıkarıyordur.